Ayhan Bilgen, Kars Milletvekili. Buyurun beyefendi. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Bir politikanın doğruluğunu, isabetliliğini, öngörülü olup olmadığını ölçmeden önce tutarlı olup olmadığı ile ilgili bir tartışma yapmak gerekir. Bir politika tutarlı değilse onun doğruluğu, isabetliliği zaten sorgulanamaz bile, çok anlamlı olmaz. Bu parlamentoda neredeyse her kritik konu gündeme geldiğinde sizin en yoğun biçimde, en yüksek sesle dillendirdiğiniz şey çözümün sandıkta olduğudur. Yani halk karar verir, halkın iradesi neyi gerektiriyorsa biz o güçle buradayız cümlesidir. Biz milletvekillerimiz, burada fezlekesi bulunan bütün milletvekilleri elbette siyaseten yanlış şeyler de yapmış olabiliriz. Ama siyasetin kendi içinde, kendi mekanizmalarıyla, yani sandıkta, sokakta, toplumsal mücadelede, sivil toplum zemininde çözmesi gereken sorunları yargı sopasıyla çözmeye kalkarsanız, o zaman diğer bütün sandıkla ilgili sözlerinizin, halk iradesi, milli iradesi gibi sözlerinizin çok bir anlamı, çok bir değeri, kıymet harbiyesi kalmaz. Bakın, bu yaşadığımız süreci neredeyse başından beri tek bir cümleyle izah ediyorsunuz. Usul ekonomisi. Şimdi hani biz kamuoyu, uluslararası hukuk çevreleri her şeyi bir tarafa bıraktık ama kendi aklınızla alay ettirmeyin lütfen. Bu bir şey insan onurundan daha değerli değildir. Ben size Türkiye Cumhuriyeti mevzuatında usul ekonomisiyle ilgili cümleyi okuyorum. Hakim, yargılamanın makul süre içinde ve düzenli bir biçimde yürütülmesi ve gereksiz gider yapılmasını, yapılmamasını sağlamakla yükümlüdür. Şimdi bu maddeyle siz şu yaşadığımız hikayenin, maceranın bir ilişkisini, bağlantısını kurabiliyor musunuz? Bu işin masrafla ne ilgisi var? Bu işin maddenin gerekçesine yazdığınız adil yargılamayla ne ilgisi var? Tam tersi, her şeyi tepe taklak ettiğinizde, her şeyi alt üst ettiğinizde o zaman ne hukukun, ne insan haklarının değerlerinden bahsetmek, söz etmek mümkün olmaz. Bu toptancı bir tarzdır. Biz hepsini bir çuvala koyduk ve bu işi bir seferde kotaracağız, kurtaracağız diyorsunuz. İyi de talimatı geç alan ve fezlekeleri yeni göndermeye başlayan yargı mensupları var, savcılıklar var. Yani bir ay sonra yine buraya fezleke yağmaya başlar, birikirse bir kez daha dönüp bu ucube süreci mi yaşayacak Türkiye? Yeniden bir geçici maddeyle, yeniden bir gerilim ve ülkenin başka hiçbir sorunu yokmuş gibi siyasetin kendisini mi tartışılır kılacağız? Çok uzatmayacağım ama iki nokta var dikkat çekmek istediğim. Birisi özellikle ölüm sıtma denkleminin artık bir siyaset tarzına dönüşmüş olmasıdır. Yani bu konuda referandum olursa ülkede kamplaşma, gerilim olur. Dolayısıyla evet verin, gerilim yaşanmasın söylemidir. Bir kere iki yanlıştan bir doğru olmaz değerli milletvekilleri. Evet, elbette bu konuda referandum toplumda gerilime neden olur. Ama bu gerilimi önlemenin yolu, hele hele partili cumhurbaşkanlığı mekanizmasını da bu işle birleştirerek, buluşturarak bir oldu bittiye zemin oluşturmak asla doğru değildir. Kaldı ki sayı, siz de biliyorsunuz ki 367'yi geçse bile cumhurbaşkanının referanduma götürme imkanı, hakkı var. Dolayısıyla da partili cumhurbaşkanıyla bunu birleştirmeye eğer bir irade karar verirse bunu zaten her halükarda yapabiliyor. CHP, MHP, burada bütün parlamento, herkes evet verse bile bunun önüne geçmeye imkan yok. Siz bir milim bile farkınız olmadığını göstermek için cumhurbaşkanını genel kurulunuza davet edebilirsiniz arkadaşlar. Genel merkezinizde tadilat yapıp orada ona oda tahsis edebilirsiniz. Ama bütün bunları yapmak sizin tercihiniz arkadaşlar. Sizin hakkınız, tercihiniz. Ama bir şeyi dikkate almak zorundasınız. Bu ülkede cumhurbaşkanlarının sorumsuzluğu, anayasal sorumsuzluğu tarafsızlığından kaynaklanır. Ama cumhurbaşkanı siyaset yapmak istiyorsa, sahaya inmek istiyorsa, taraf olmak istiyorsa yargılamanın önündeki engelleri önce kendisi için kaldırarak, sorgulamanın, hesap vermenin önündeki engelleri önce kendi kaldırarak parlamentoya, halka iyi bir örnek oluşturur. Ama bunu yapmadan,
kendisiyle ilgili koruma mekanizmalarının arkasına sığınıp ama bir taraftan da siyaset yapmaya kalkarsa bu ülkeyi gerilime, kamplaşmaya götürürsünüz. Usulle ilgili bir cümle duymak istiyorsanız söyleyeyim. Kem alet ile kemalat olmaz. Bu tarihi bir sözdür. Yanlış yolla doğruya gidemezsiniz. Bu tarz ne bu ülkenin güvenliğine ne barışına hizmet etmez. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.